Herkese merhabalar. Bugün günlerden 5 Kasım 2017 Pazar ve ben de Opel Crosslantics'in direksiyonundayım. Benim de çok merak ettiğim bir otomobillerden birisiydi aslında. Çünkü Opel bildiğiniz gibi şu anda bir geçiş döneminde. Opel General Motors grubundan PSA grubuna devroluyor ve bu süreçteki ilk otomobil de Crosslantics. Crosslantics aslında Meriva'nın yerini almış bir otomobil. Yani bir MPV'den bir crossover'a geçiş. Bir MPV crossover daha doğrusu. Benim yorumum, şahsi yorumum bu şekilde. MPV crossover'a geçiş bir otomobili. Altyapı olarak baktığımızdaysa geçenlerde Burak abinin kullandığı Citroen C3 Aircross ve Peugeot 2008 ile aynı bir altyapıya sahip. Ortak altyapıyı kullanıyorlar. Ancak aks mesafesi MPV özelliklerinden dolayı olduğunu düşünüyorum. Peugeot 2008'den yaklaşık 5,5 cm daha uzun. Ve bu da içeride daha fazla alan sunmasına olanak tanımış. Her ne kadar Meriva'nın yerini, bir MPV'nin yerini aldığını söylesek de ön kısma baktığınızda bayağı böyle bir SUV görüyoruz. Yan kısımdan baktığımızda yine aynı şekilde biraz böyle yüksek bir MPV görüyoruz. Gerçi Meriva da biraz yüksekti. Yani Meriva da öyle alçak bir otomobil değildi. Dışarıdan iç mekana geçtiğimizde ise oldukça ferah bir kabin bizi karşılıyor. Burada upuzun bir torpido sunulmuş. Zaten o kameradan da bu torpidonun ucunu da görebiliyor olmanız lazım. Cam da bir hal ileriye doğru konumlandırılmış ve bu sayede otomobil gerçekten ön yolcular için oldukça ferah hissettiriyor. Ancak ben ön yolcuda biraz böyle omuz açısından yakın oturduğumu hissediyorum. Yine burada camların büyüklüğünden dolayı ve özellikle opsiyonel cam tavanından dolayı his oldukça ferah. Arka koltuklara geçtiğimizde bu cam tavanın etkisi biraz olumsuz oluyor. Benim boyum 1.84 ancak arkadaki panoramik camın perde mekanizmasının kapladığı alandan dolayı kafam tavana değdi arkaya oturduğumda. Ancak diz mesafesiyle ilgili bir sorun yaşamadım. Arkada 3 yolcu rahatlıkla oturabiliyor. Şaft tüneli yaklaşık bir 2-3 cm yüksekliğinde, öyle rahatsız edici bir yükseklikte değil. Ancak ortada kol dayama yok. Bunun yerine orta koltuk yatarak içinden bardaklıklar çıkıyor. Tabii bu otomobilin arka koltuklarıyla ilgili anlatacak çok şey var. Bizim otomobilimize üst donanımına gelen 60-40-60 şeklinde katlanan arka koltuklar var. Bu koltukların en büyük özelliği 15 cm ileriye ve geriye doğru hareket edebiliyor olmaları. Tabi şu anda en gerideler ancak istediğinizde 15 cm öne alıyorsunuz ve bu da otomobilin bagaj hacmini 410 litreden 520 litreye çıkarıyor. Tabi geçmişinde bir MPV olan bir otomobilden bahsediyorsak bu rakama da çok şaşırmamak lazım. Normal baz donanımlı modelde koltuklar hareket etmediği için sadece bagajımız 410 litre olarak karşımıza çıkıyor. İç mekandaki tasarıma baktığımız zaman da yine klasik Opel tasarımını görüyoruz. Burada yine Astra modelinden de tanıdığımız bir ön konsol karşımıza çıkıyor. Direksiyon yine Insignia'dan hatırlıyoruz. O Astra'dan yani şekilde. Burada klima kontrolleri vesaire hepsi bildiğimiz kadranlar Opel. Ancak tabii ki dikkatli gözler için pek çok PSA dokunuşu yapılmış. Bunların ilki buradaki ekranımız. Bunun arayüzü Peugeot'un SMEC isimli ekranıyla oldukça benzer. Yine aynı şekilde buradaki cam kumanda düğmeleri Peugeot modellerinden tanıdığımız şekilde. Kapı kolları, buradaki panoramik tavanın düğmesi falan hepsi Peugeot modellerinden gördüğümüz tasarımlar. Peki PSA'dan gelen bu genler sürüşe nasıl etki etmiş? Başta da söylediğimiz gibi altyapı Peugeot 2008 aynı ancak sürüş hissi bana birazcık farklı geldi. Tabii otomobilin karoser yapısının farklı olmasına bunda payı olabilir. Bir MPV karakteri sunması gereksinimi de bunda payı olabilir. Ama ben 2008 kullandığımı hissetmiyorum şu an. Gerçi şu dönemlerde bütün otomobillerin kullanış hissi birbirine benziyor ama böyle direkt "aa bu Peugeot falan" gibi bir düşünce kafamda oluşmadı. Ülkemizin bozuk yollarında otomobilin darbeleri emme konusunda süspansiyon sistemi açısından bir eksikliğini ben görmedim. Gayet güzel bir şekilde darbeleri emiyor ve sürüşü konforlu. Birazcık tabi yatma var. Bunda direksiyonun da çok net kararlı olmasının da payı var. Ancak
darbelere inme konusunda süspansiyonlar başarılı. Ses izolasyonu konusunda bir takım eksiklikler var. Dizel motorun sesi özellikle 3000 devirin üstünde, çok devirde kullanmıyorsunuz gerçi ama içeriye yansıyor. Yine aynı şekilde otoban süratlerinde seyrederken 100 km hızın üstünde de birazcık rüzgar sesi aldığını söylemeliyim. Tabii bu durumda şanzımanın payı büyük. Otomobilde 5 ileri bir şanzıman var. 6. vites olmadığı için sürekli otomobil otoyol hızlarında 5. viteste gidiyor ve birazcık devir yüksek kalıyor. Merak edenler oluyor zaten hep bu konuda. Otomobil 100 km hıza giderken devir 1800-1900 devir civarında oluyor. 130 km hıza giderken de devir yaklaşık 3000 devir civarında oluyor. Şanzımanın 5 ileri olması sadece sürüş konforuna değil, tüketime de bence biraz olumsuz etki ediyor. Otomobilin şehir içi yakıt tüketim verisi 4.4 litre. Ben bu rakamı tutturdum. Hiç de bir sıkıntı yaşamadım. Gayet kolay bir şekilde sakin kullanımla bu rakamı ilginç şekilde elde ettim. Ancak ortalama tüketim 3.9 litre. Ben şu an otomobili yaklaşık bir haftaya yakın bir süredir kullanıyorum. Tüketim de ortalama seviyesine ulaştı diyebilirim. Çünkü 3. köprü yolunu kullanıyorum. Onun dışında şehire girip çıkıyorum. Ve buradaki yakıt tüketimi verisi bana 5.6 litre olduğunu gösteriyor. Bu birazcık yüksek ve bunda şehir dışı yakıt tüketiminin payı var. Şehir dışı yakıt tüketim verisi 3.4 litre olarak sunulmuş 100 kilometrede. Bunu 100 kilometre hıza giderseniz elde edebiliyorsunuz. Hatta 3.3 falan gibi rakamlar da görebiliyorsunuz. Ancak 130 kilometre hıza çıktığınızda, hız limitine çıktığınızda 120-130 civarında bu tüketim 6 litreleri zorluyor. Ki bu bence olumsuz bir özellik. Bu konuda ben Crosslandix'in daha iyi olmasını bekliyordum. Çünkü motorlar da Peugeot'un BlueHDI motoru. Açıkçası şanzımandan ziyade ben otomobilin motoru konusunda biraz hayal kırıklığına uğradım. Çünkü gerçekten Opel'in o 136 beygirlik tork canavarı 1.6 dizel motoruna bayılıyorum. Yani daha önce kullandığım Meriva'da o motor vardı ve ben Meriva'dan öyle performans hiç beklemiyordum. Bayağı böyle şok olmuştum. Ancak burada kaputun altında PSA grubu kendi motorlarını koymuş. 100 beygirlik BlueHDI dizel motor var. Tabi burada Opel'deki isimlendirmeden dolayı Opel'deki ismi farklı ama motor aynı, 100 beygirlik motor. Tam 100 değil aslında, 99 beygir gücü ve bu 99 beygir gücünü bu motor 3750 devirden itibaren veriyor. Maksimum tork ise 1750 devirden itibaren 254 Nm. Çekiş konusunda yeterli ama orada böyle daha kısa oranlı bir 6 ileri şanzıman olsa bu motor çok daha iyi hissettirecek. Onu gönül rahatlığıyla söylüyorum size. Bunun dışında Crosslandix'in 2D benzinli motor seçeneği var. İkisi de 1.2 litrelik 3 silindirli motorlar. Peugeot ailesinde bunu PureTech olarak görüyoruz. Yine aynı şekilde Citroën'de ve DS'de de öyle. Bu motorların biri 82 beygir gücünde atmosferik bir motor. Zaten başlangıç seviyesine sunuluyor. Diğeri de 110 beygir gücünde turbo beslemeli bir motor. O motorun da ben 120 beygirlik versiyonu çok beğenirim. Ki Crosslandix'te de tercihim olacaktır. Çünkü o 6 ileri bir otomatik şanzımanla birlikte geliyor. Fiyatı da Exynos donanımda, yani üst donanımda bu otomobilden 5000 lira daha ucuz. Peki gelelim fiyatlarına. 1.2 atmosferik motoruyla Crosslandix'in başlangıç fiyatı 84.900 TL. Şu anki test etmiş olduğumuz 1.6 dizel motorlu ve 5 ileri manuel şanzımanlı versiyon ise 97.900 liradan başlıyor. Android donanımı için geçerli bu. Bir üst donanım olan Exynos donanımında ise fiyat 109.900 liraya çıkıyor. Bizim kullanmış olduğumuz otomobil ise opsiyonlarıyla birlikte yaklaşık 127.000 lira civarında. Ancak tüm opsiyonları alırsanız bu fiyat 133.000 liraya çıkıyor. Hazır opsiyon demişken donanımlardan da kısaca bahsedeyim. Zaten internet sitesinde bu tüm bilgiler mevcuttur ama size dikkatimi çeken birkaç bir şey söyleyeyim. Otomobilde önleyici güvenlik sistemleri 1500 liralık bir opsiyon. Yani çoğu otomobilde bu artık standart olarak sunulurken Opel bunu opsiyon olarak sunuyor. Ancak bunun yanında bu şerit takip asistanı mesela standart donanımda geliyor. Tabi bu sadece uyarıyla müdahale ediyor ama yine de donanım olarak yer alıyor. Yine baz donanımda hız sabitleyici standart, adaptif farlar standart, yani gece yanan farlar. Onun dışında Apple CarPlay standart olarak sunuluyor ancak bu 7 inçlik bir ekranla geliyor. Şu an bizim kullanmış olduğumuz 8 inçlik ekrana sahip. Bir de arkada park sensörü geliyor. Exynos donanımına çıktığınızdaysa otomobil biraz daha şenleniyor. Arkadaki park sensörlerine ek bir de önde park sensörü geliyor. Farlarımız LED far oluyor, stoplarımız LED teknolojisine sahip oluyor ve burada adaptif uzun far oluyor, yani uzun far asistanı geliyor. Anahtarsız giriş ve çalıştırma geliyor. Burada ikinci bir USB'miz geliyor. Normalde tek USB ama ikinci USB geliyor. Buradaki ekranımız 3.5 inç oluyor ve renkli oluyor artık. Normalde daha küçük ve iki renkli bir ekran var ama burada renkli bir 3.5 inç ekran oluyor.
tek bölgeli bir analog klimadan çift bölgeli dijital klimaya geçiliyor. Arkada yine daha önceden bahsetmiş olduğum hareketli koltuklar geliyor. Yağmur sensörü geliyor. Tavanın rengi değişebiliyor aynalarla birlikte. Şu anki bizim otomobilimizde görmüş olduğumuz siyah tavan ve siyah aynalar donanımı ekleniyor. Buradaki aydınlatmalar ekleniyor. Yani normalde buradaki makyaj aynalarında ışık yok. Ancak Exynos donanımıyla birlikte buraya ışık ekleniyor. Zaten bahsettiğim donanımlar da oldukça tatmin edici bence. Opsiyonlara ihtiyaç var mı? Bence bu cam tavana ihtiyaç var. 3250 liralık bir opsiyon. Onun dışında burada 500 liralık bir kablosuz şarj paketimiz var. Navigasyon paketimiz var. Navigasyon için 5500 lira ödemeniz gerekiyor. Bir de Park & Go diye bir paket var. Burada 180 derecelik bir arka kamera geliyor. Bu kamera çok ilginç bir şekilde çalışıyor. Onu da kısaca söyleyeyim. Siz arkaya giderken tarıyor ve bu cep telefonlarındaki panorama fotoğraflar gibi görüntüyü birleştirerek burada bir 360 derece görüntü oluşturuyor. Ama tabii burada hareket eden bir obje olursa onu siz göremiyorsunuz. Yine o paketin fiyatı da 3500 lira. Bu iki paketi birlikte topladığınızda 9000 lira ediyor ama Opel iki paketi birlikte size 9500 liraya sunuyor. Yine buradaki o pakete de burada head-up display ekranı da dahil. Onu da Peugeot modellerinden hatırlıyoruz. Bir de o 1500 liralık güvenlik paketi geliyor. Bütün bu paketleri donanıma eklediğinizde otomobil fiyatı 125 bin lira oluyor. Onun dışında bir tane opsiyon paketi kalıyor. O da 900 liralık kış paketi. Kış paketinde direksiyon ısıtma ve 2 tane koltuk ısıtma geliyor. Bu donanımı eklerseniz 125 bin liraya normalde fiyat işte 126 bin lira olmasını beklersiniz. Ancak vergi diliminde büyük segmente çıktığı için otomobilin fiyatı bir anda 133 bin lira civarına geliyor. İçlerindeki donanımdan opsiyonlardan bir tanesine feragat ederseniz de 125 bin liralık bir otomobil karşınıza çıkıyor. Peki testimizi sonlandırırken gelelim önemli soruya. Ben bu otomobili alır mıyım? Ben bu otomobili alırım. Hatta şöyle bir durumdan size bahsedeyim. Bu otomobili almadan önce Opel Insignia Grand Sport vardı testte. İnternet sitemiz ve e-dergimiz için testi almıştık. Onu bırakıp bunu aldım ve dürüst, samimi olarak söylüyorum. Ben bu otomobili Insignia'dan daha fazla beğendim. Yani gerek kullanımı olsun, gerek pratikliği, gerek boyutları gerçekten şehir içi için ideal bir otomobil. Tabii benim tercih edeceğim yine daha önceden de Qashqai'de olduğu gibi 1-2 turbo motorlu ve 6 ileri otomatik şanzımanlı bir versiyon olur. Hem daha uygun hem de daha konforlu olacağını düşünüyorum. Ve uzun yolda da eğer beni yanıltmazsa isterim daha hızlı yakacaktır. O zaman önemli sorumuzu da cevapladığımıza göre ben artık sizden müsaade isteyeyim. Atladığım, unuttuğum ya da yanlış söylediğim bir şey olursa lütfen yorum kısmında bunu belirtin. Olumlu olumsuz bütün eleştirilerinizi de lütfen bizimle paylaşın. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Lütfen emniyet kemerinizi arka koltukta, yan koltukta, her yerde sürekli takın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.